Merhaba, iyi ki Lerim kanalınıza hoş geldiniz. Teaser'ın etkisini üzerinden atan var mı? Benimki de soru işte. Tabii ki hala Leyla gibi dolanıyorsunuz ortalıkta. Defalarca izledim. Burnum sızladı. Ağlamamak için zor tuttum kendimi. Çok özlemişim comeback heyecanını yaşamayı. Hepimiz özlemiş olmalıyız ki Butter ve Dynamit teaserlarının neredeyse 3 saatte kırdığı rekoru 1 saatten kısa sürede kırdık. 10 dakikada 1,5 milyon oldu ya gözümün önünde. Tabii ki yine birçok teori var. Benim kafamdakiler zaten böcek gibi beynimi kemirirken diğer armilerin teorilerini okumak kendime yaptığım en büyük eziyet tabii ki. Ama yine dayanamadım. Hepsini okudum. Okudukça bu bataklıkta daha da derine battım. Klip bildiğiniz geçmişe dönüş. Banktan hiçbir şey boşuna yapmaz. Teorilerimizin ne kadarı doğru bilinmez ama tüm bunların altında büyük anlamlar var. The Most Beautiful Moment in Life dönemine vurgu yaptığı apaçık ortada. Jungkook'u görünce benim için özel bir yeri olan I Need You zamanları geldi hemen aklıma. Tabii ki birçok kişi de benim gibi düşünmüş. Birebir aynı değil mi sizce de? Jimin desen Spring Day havası veriyor. İçindeki tişört ve üstündeki hırka çok benzer. Böylece her üyenin bir dönemi işaret ettiği düşünülüyor. Jin DNA'deki gibi mesela. Taeyeon'un elindeki gül, Boy'un Love klibinde de elinde. Yoongi'nin yanındaki çiçeklerin renkleri The Most Beautiful Moment in Life dönemindeki albümlerin renklerinden. Üyeler çöldeler ama okyanus seslerini duyuyoruz. Her şey mavi. Çöl okyanusa mı dönüştü o zaman? Çölde açan çiçeklere ne demeli peki? Benim en sevdiğim şarkılardan biri Sea şarkısı. Ve bu teaser ona da vurgu yapıyor gibi. Çöl ve deniz tamamen aklınıza o şarkıyı getiriyor. Teaser'da Jungkook senin ve benim en iyi anımız daha gelmedi diyor. Yeni bir döneme giriyoruz ama bence eskiden de kolay kolay kopmayacağız. Teaser kreditlerinde dublör koordinatörü ve okul otobüsü taşımacılığı yazıyor. O zaman geçmişe gidiyorsak bu sahneleri tekrar canlandırmış olabilirler mi? Çok fazla teori var. Siz de teorilerinizi yazın videonun altına olur mu? Düşündükçe daha da çok şey geliyor insanın aklına. İşin içinden çıkamıyorsunuz. Ama düşünürken aynı zamanda stream yapmayı da unutmayın. Teaser'ı izlerken araya 3 tane başka klip bırakın mutlaka. Üst üste izlemeyin asla. Üyelerin son zamanlarda çıkardıkları şarkıları koyabilirsiniz mesela. Yorumlarda buluşalım. Sizi morluyorum.